Selamünaleyküm. Bugün Osmanlı-Japon münasebetleri ve Japonya ve İslamiyet konusundan bahsedeceğiz. Önce kısaca bir Japonya ve Japon milleti hakkında biraz bahsedeyim. Japonlar ülkeleri için Nippon ya da Nihon diyorlar. Güneşin kaynağı anlamına geliyor bu. Bayrağındaki bu kırmızı yuvarlak da güneşi simgelediği için adı ve bayrağı da o şekilde uyumlu anlam veriyor. Ülke bildiğiniz üzere tam bir adalar ülkesi. Tam 6852 tane adası var. Bunların dördü büyük ada, diğerleri de zaten çok küçük. Ülke oldukça bir dağlık. %80'i dağlardan oluşuyor. Nüfusu 127 milyon. Bu kadar kalabalık nüfus ülkenin sadece 5'te 1'inde barınıyor. Ülkede bu yüzden hayvancılık yok denecek kadar az. Bundan dolayı et ihtiyacını balıkçılıktan karşılıyorlar. Zaten hayvancılık konusunda da hayvancılıkta et ihtiyacı karşılamak için değil, kendi amaçları doğrultusunda kullanıyorlar hayvanları. Kesip yiyelim amacını gütmüyorlar. Ekonomisinden bahsedersek, şöyle bir misal vereyim. Ekonomisinin büyüklüğü Almanya, Fransa ve İngiltere'nin toplam ekonomilerinin büyüklüğü kadar. Gayri safi milli hasılada da ikinciler. Ne yapıyorlar bu ekonomideki iş hacmi niye bu kadar büyük? Elektronik ağırlıklı, otomotiv madenleri var. Balık. Yani kendileri de tüketiyorlar ama muazzam da bir balıkçılık da var ihraç olarak. Parlamenter monarşiyle yönetiliyorlar. 1942'den itibaren imparatorluk halen mevcut. İmparatorları devletin ve milletin birliğini simgeliyor. O yüzden sadıklar bu kuruma. Ancak yetkileri kısıtlı tabii eskiye nazaran. Tarihinden bahsedersek bizi ilgilendirecek kısımda 1274-1281 Cengiz Han'ın oğlu Kubilay Han Moğol ordusuyla Japonya'yı istila ediyor. Fakat bu sırada istila sonrasında Moğol donanmasına iki büyük fırtına da harap oluyor. Ve bu fırtına yüzünden Moğollar geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Japonlar da bu fırtınalara Tanrı'nın rüzgarı adını koyuyorlar. Çevresi denizlerle çevrili olduğu için doğal olarak bir savunma hattıyla korunuyorlar. Bu sayede de uzun zaman dış güçlerden korunuyorlar. Ta ki 1542'ye kadar, 1542'de Portekiz ve İspanyol tüccarları ve misyonerleri o ülkeye gidiyor gemilerle. Japonlar misafirsever insanlar, haliyle o insanları da ticaret anlamında geldiklerini düşündüklerinden misafirperverce karşılıyorlar. Ancak bir zaman sonra onların sadece ticaret amaçlı gelmediklerini farkına varıyorlar. Çünkü halkın şikayeti üzerine o zamanki imparatorları bu misyonerlerin başpapazını çağırıyor. Onlara 5 tane soru yöneltiyor. Sorularında kısaca şöyle sorularda var. Niçin insanlarımızı Hristiyan olmaya zorluyorsunuz? Niçin Budist rahiplere karşısınız? Niçin Budist mabetleri yıkmak istiyorsunuz? Niçin bizim beslediğimiz hayvanları öldürüp yiyorsunuz diyor. Bu aslında onlar için çok kritik bir mesele. Biraz önce de bahsettiğim gibi yani Budistler zaten et yemiyorlar biliyorsunuz. Japonlar da et tüketmiyorlar. Genel itibariyle geleneksel dini ne? Şintoizm, onu da birazdan bahsedeceğiz. Bundan dolayı bir halkın isyanı var et mevzusunda. Bir diğer hususta da Japon halkını köle olarak başka ülkelere satıyor misyonerler o sırada. İmparator başpapaz işte bu soruları yönlendiriyor. Başpapaz mantıklı bir cevap veremiyor haliyle bu sorular karşısında ve imparator
bu misyonerleri, tüccarlar dahil ülkedeki tüm Hristiyanları kovuyor. Bu olay takribi 1630'larda gerçekleşiyor. Yaklaşık 200-250 yıl kadar ülke, bırakın Hristiyanları, dış dünyaya karşı tamamen kapanıyor. Bundan dolayı. Bu Hristiyanları kovmasının bir nedeni de bence o sıralarda, yani 1620'lerde İspanya'da ve Portekiz'de mezhep kavgaları var. Ondan dolayı da Japonlar şöyle düşünmüş olabilirler. Bu Hristiyanlar kendi aralarında mezheplere bölünüyorlar ve kavga ettiklerine göre bu din bir barış dini olamaz ve bize de uymaz. Ondan dolayı da kovmuş olabileceklerini düşünüyorum. Hristiyanlar kovulmasının ardından Portekizliler, Japonlar tabii kovduktan sonra uyarıyorlar tekrar geri gelmeyin bu ülkeye diye. Fakat Portekizliler iki tane gemi Japonlarla görüşmek amacıyla tekrar gidiyor. Ama Japonların bu konuda ne kadar ısrarcı olduklarını gemilerinin yakılarak ve gemi personelinin idamlarıyla farkına varıyorlar. Böylelikle Japonların bu konuda ne kadar kararlı olduklarını bilincine varıyorlar. Bu sayede ülkenin kapıları dışarıya tamamen kapanıyor. Batılıların sömürge gayeleri de suya düşmüş oluyor geçici olarak. Ta ki 1854'e kadar, yani aradan yaklaşık 250 yıl geçiyor. Bu 250 yıl boyunca dışarıya kapanıyorlar, kendi aralarında kapanıyorlar, yani bir nevi kabuk bağlıyor ülke neredeyse. Hiçbir gelişme yok. Buna rağmen tabi o sırada Batılılar pes etmiyorlar. Japonya'ya yönelen bey boşa çıkınca rotayı güneye çeviriyorlar, Endonezya'ya ve Hindistan'a ve oraları sömürüyorlar zaten bu sıralarda. 1854'e geldiğimiz zaman Amerika'dan 4 tane büyük gemi geliyor ülkeye. Bunların ikisi buharlı, o zamanın en iyi teknolojisi. Japonlar bu gemileri ve üzerlerinde bulunan toplardan bir hayli çekiniyorlar, korkuyorlar. Kendilerine zarar vereceklerini ümit ettiği için. O dönemde onlarda herhangi bir teknik gelişme yok değil mi? Yok işte, evet maalesef. Yani dış dünyayı tanımıyorlar, gelişmeyi bilmiyorlar. O sırada kendileri de işte oyalamak için çay töreniydi, bildiğimiz hani böyle kağıt katlama sanatı, çiçek düzenleme sanatı, ikebana'dı, Japon tiyatroları gelişiyor. Kendi arada, evet, kendi yani işte öyle şeylere kendilerini, zamanlarını harcıyorlar, enerjilerini harcıyorlar. İşte bu olaydan sonra Amerika gemilerinden sonra istemeye istemeye artık Japonlar ticaret yapmaya kabul ediyorlar zorunluluk karşısında. Tabii bu ticaret anlaşmasından sonra da sırada Rusya, Hollanda ve İngiltere'de sıraya giriyor anlaşmalarla. Bu sayede çok geçmeden bir yarı sömürge haline geliyor Japonya. Aslında bana göre bu 1854 tarihinde Japonların ilk onurlarının zedelendiği tarihtir. Diğeri de bildiğimiz üzere 2. Dünya Savaşı sonu. İmparator bu yarı sömürge olduktan sonra İmparator Meiji, afişimizdeki Abdülhamit'in yanında olan fotoğraftaki şahıs, Meiji bu durumda fert olarak Japonların intihar etmeleri gerekiyorken böyle yapmayalım diyor, toplum olarak bir direnişçi seçmemiz gerektiğini düşünüyorlar. Ondan dolayı içe kapanarak değil de bizi sömüren Batılıların şerlerinden kurtulabilmek için onların imkanlarına, onların teknolojilerine sahip olmamız gerektiğini düşünüyorlar. Ve bundan sonra da Avrupa'ya ve Amerika'ya öğrenci gönderiyorlar. Bu gönderdikleri öğrenciler ilim, teknoloji alanında eğitim görüyorlar, ülkelerine geliyorlar, gördüklerini ülkeye nakşediyorlar. Aynı zamanda da Avrupa'dan da öğretmen ve teknisyen getiriyorlar bu teknoloji konularında. Bu çalışmaları o kadar disiplinli bir şekilde yapıyorlar ki 30 yıl içerisinde, sadece 30 yıl içerisinde Batılıların standartına ulaşıyorlar.
Tabii bu kadar kısa süre içerisinde standart ulaşmaları Batılıların hoşuna gitmiyor. Çünkü Batılıların mutlak biz üstünüz tezini de çürütmüş oluyorlar bu sayede. Bundan dolayı da Batılı tarihçiler de zaten Japonları sevmezler. Japon tarihçiliği konusunda da medeniyete hiçbir katkısının olmadığını söylerler. Çok iyi kopyacı olduklarını söylerler. Çok almış fakat az verdi derler. Ya yani bu nedenle haklıdırlar. Çünkü tam bir sömürge yapamadılar. Fazla bir şey alamadılar Japonlardan fakat teknolojilerini, ilimlerini kaptırdılar onlara. Bundan dolayı da bir nevi haklıdırlar. Bu hızlı gelişme sonrasında Japonlar haliyle bir militarist bir ruh gelişiyor ülkede. Bu militarist ruhtan dolayı da artık ülkelerinin genişlemesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve 1894'te Çin'e saldırıyorlar. Çin'i işgal ediyorlar. 1894-95. Aradan 10 yıl geçiyor. 1904'te de zaten sorunlu olduğu Rusya. Rusya'ya saldırıyorlar ve Mançurya'yı alıyorlar. Rusya'ya da yenilgi uğratıyorlar. Artık tabiri caizse bu gazla artık kendilerini iyice güçlü hissediyorlar, kuvvetli hissediyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda zaten Güney Asya'ya ilerliyorlar. Filipinler, Tayland, oralara kadar ilerliyorlar İkinci Dünya Savaşı sırasında. Amerika'ya kafa tutuyorlar orada. Fakat bu kafa tutmaları pahalıya patlıyor. 10 Mart Tokyo'da hava bombardımanı oluyor İkinci Dünya Savaşı'nda. Ondan önce Pearl Harbor. Pearl Harbor'ı yani basından dolayı, işte televizyonlardan dolayı çok abarttılar. Pearl Harbor'da aslında Japonlara yapılanın onda biri bile yapılmadı. Pearl Harbor'da sadece yani sayı olarak 2400 civarında insan öldü. Gemileri batırdı. Pearl Harbor'da ve Pearl Harbor'da sivillere şey yapılmadı. Sadece askerlere yönelik bir saldırı oldu orada. Hocam şimdi ben şöyle bir şey okudum. Hani evet. Pearl Harbor'un saldırılacağı haberini alıyor Amerikalılar. Evet. Pearl Harbor'u boşaltıyorlar. Evet, onu da söyleyeyim. Pearl Harbor'daki askeri donanmanın denizaltıları zaten orada ayrılıyor. Hiçbir denizaltıya Japonlar zarar veremiyor. Ayrıyeten büyük bir uçak gemileri var. O gemiye de zarar veremiyorlar. Sadece orada bulunan, bakımda olan gemilere ve askeri tersane personeline zarar verebiliyorlar ki bu aslında Amerika'nın bir nevi istediği bir şeydi Japonlara karşı. O kamikaze dedikleri şey orada yaşanıyor. Kaç tane uçağa gidiyor Japonya'nın? Ya, kamikazenin orada tam bir sayı veremeyeceğim ama. Çok fazla gidiyor mu hani? Yok yok, o kadar abartılı bir şey yok. Zaten 100 küsur civarında falan bir şey okumuştum. Tabii. Pilot ölüyor yani. Zaten orada belli başlı her pilota daha önceden Pearl Harbor'da yaşayan Japonlar fotoğrafları çekiliyor gemilerin. O pilotlara görev başlamadan önce gemilerin fotoğrafları veriliyor. Sen buna saldıracaksın, sen buna saldıracaksın şeklinde. Ve her bir pilotun kendi gemisi oluyor orada. Ona göre görevlerini ifade ediyorlar. İşte bu 10 Mart'ta Tokyo, 23 Haziran'da Okinawa Adası, 6 Ağustos'ta Hiroşima ve 9 Ağustos'ta da Nagasaki, Amerika bombalıyor. Aslında bu Tokyo hava bombardımanında ve Okinawa'dan sonra yaklaşık 200 bin insan ölüyor. Bu saldırıdan sonra artık Japonya savaşı kaybettiğini düşündüğü için barış anlaşması yapmak istiyor Rusya'yla ve Amerika'yla. Fakat Amerika bunu garantilemek için atom bombalarını da patlatıyor. Ve toplamda bu 4 bombalamada 400 bine yakın insan ölüyor. Ve sonrasında da artık 15 Ağustos'ta şartsız bir şekilde teslim oluyor Japonlar. Ve bu da Japonların gururlarının kırıldığı ikinci tarih oluyor ve tesadüf ki bu da yine Amerikalılara karşı oluyor. Böylelikle Japonların militarist ruhları da silinmiş oluyor. Artık bundan sonra da
enerjilerini sivil endüstriye veriyorlar ve artık bu zamanki seviyelerine ulaşıyorlar. Yani kısaca bu şekilde bahsedebiliriz. Japonlar onurlu insanlar. Bu yaşadıkları yaz günlerini unutmuyorlar. Bu dört bombalama tarihini, 15 Ağustos teslimiyet tarihini ve biliyorsunuz 2011 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'yi unutmuyorlar. Bunlar onların yaz günleri olarak her yıl anıyorlar. Japonya'daki hayatı tanımlamak gerekirse yoğun demek aslında en doğru cümle olur. Çünkü nüfusta, yoğunlar, çalışmada, teknolojide, başarıda her şekilde yoğunluk belli ediyor. Aslında ama bu yoğunluk deyince de aklımıza sıkışıklık geliyor. Fakat onlar bu sıkışıklığı olumlu yaklaşımlarından dolayı meselelere, disiplinlerinden dolayı, saygılarından dolayı, düzenliliklerinden dolayı da olumsuz halden çıkarıyorlar. Bir diğer dikkat çeken bir şey ise Japonlarda yeni ve eskiyi bir arada sürdürebiliyorlar. Halen geleneklerine bağlı insanlar, işlerine, okullarına her ne kadar batılı tarzda, batılı kıyafetlerle gitseler bile evlerine gittikleri zaman geleneksel kıyafetlerini giyiyorlar. Öğrenciler okulda batılı usulle öğrenim gördüğü halde evlerinde mini minder üzerinde yerde oturarak ödevlerini yapıyorlar. O derece bağlılığı insanlar. Japonlar onurlu insanlar. Tabii diğer insanlar da onurludur. Yani biz onursuz diyemeyiz. Fakat hiç kimse Japonlar gibi onur kırıcı bir durumda intihar etmeyi veya onursuz bir davranış görünce o onursuz davranışı yapan insanı öldürmeyi, karşısındakini öldürmeyi bizim gibi göze almıyorlar. Daha dikkat ediyorlar o konuda. Onlar için onur hayattan daha değerli bir durum. Bir de imparatorlarına karşı aşırı bir saygı ve borçluluk hissediyorlar. Hizmet etmeyi, gerekirse uğrunda ölmeyi düşünüyorlar. Şöyle bir örnek verelim. Mesela Japonya'da bir okulda yangın çıkıyor. Bu yangın sırasında siz yapmanız gereken nedir? Okulu tahliye etmeniz, çıkmanız. Ama o geleneklerine bağlı bir Japon o yangın sırasında okula girer. Duvarda asılı imparatorun resmini hayatı pahasına onu alır oradan. Çünkü eğer o panoyu, imparatorun resmini kurtarmazsa, imparatora karşı görevini, sorumluluğunu yerine getiremeyeceğini düşünür. Eğer o panoyu alamazsam benim de yaşamamın bir anlamı olmaz der ve orada intihar etmesi gerektiğini düşünür. Bununla ilgili ben bir şey okumuştum. 1940'lı yıllara kadar imparatorun tanrının, tanrıyla bir bağlantı kuruyorlar. Evet. İmparator o 40'lı yıllarda bir açıklama yapıyor. Artık beni bu vasıftan çıkartın diyor. Ben de normal. Japon inancına göre Tanrı'nın oğlu olarak niteleniyor. Öyle bir şey. Shinto inancına göre Japonya ilahi bir devlet. Onlara göre ilahları dünyada önce Japon adalarını yaratıyor ve ülkenin idaresini ele alıyorlar, tanrılar. Ve dünyanın yaratılışından beri güneş ilahisi dedikleri Amaterasu'dan gelen tek bir sülale bu ülkeyi yönetiyor. Ve imparatorları bundan dolayı da ilahi bir varlık olarak nitelendiriyorlar. Bu Türklerdeki kut anlayışına sanki benzer bir özellik. Değil, ben değilim. İlahi özellikleri diye düşünülüyor ya. Evet. Bu yüzden işte ilahi bir kişilik olarak görüyorlar da bundan dolayı da her vatandaş imparatoruna karşı bir sorumluluk hissediyor. O 1947 olayına geldiğimizde 2. Dünya Savaşı sonunda Japonlar işgal oluyor. MacArthur oraya gidiyor, ülkeyi devralıyor. MacArthur bu aşırı saygıdan dolayı imparatorun kendisine zorla ben ilah değilim, ben bir sade bir vatandaşım dedirtiyor. Benim bulduğum kaynaklarda o şekilde geçiyor bu izah. Amerika'nın, yani MacArthur'un zorlamasıyla oluyor bu. İşgalci kuvvetler komutanı mı? Evet, MacArthur general.
Ayrıca buna da yetinmiyor MacArthur, imparatoru ayağına çağırtıyor, hoş geldiniz dedirtiyor ki bu sayede imparatorun prestijini sarsmak istiyor. Fakat Japonlar buna rağmen yine de imparatorlara karşı tutumları değişmiyor. Dinlerine geldiğimizde Shinto adında geleneksel bir dinleri var. Bu dinlerinde tanrı esası yok. Her nesnenin bir ruhi varlık tarafından yönetildiğini düşünüyorlar. Rüzgar, yağmur, dağ, toprak veya bereket gibi bir kavramların birer ruhu olduğunu düşünüyorlar. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela pirinç tarlasında pirinç eken Japonlar için pirinç önemli bir verim kaynağı. Ve bundan dolayı da bir pirinç ilahelerinin olduklarını düşünüyorlar ki bunu pirinci bize bu sunuyor derler. Aynı zamanda mesela bir yanardağının eteğinde yaşayan halk içinde yanardağ ilahesi vardır. Yanardağ ilahesi sayesinde biz yaşıyoruz derler. Yani o şekilde bir inanışları var. Zaten Shin... Shinto'nun çok tanrılı yani tek bir şey... Evet, Shin tanrılar demek, Tou'da yol demek. Neredeyse her hanedanın, her ailenin bir tanrısı var gibi de adlanıyor. Onun yani. Gibi değil, dediğimiz gibi yani tanrı sadece imparatorun oradan geliyor. Asil ailelerde diğer tanrıların çocuklarıymış gibi. Ama asıl ilahi varlık olarak imparatordan bahsedebiliriz. Halkın yarıya yakını aynı zamanda Budist. Budizm oraya 6. yüzyılda geliyor. 538'lerde İslam'dan çok önce. Çin vasıtasıyla geliyor. Yarıya biz bayağı bir miktarda şey var. Hem Şintoizme inanıyorlar hem Budizme inanıyorlar. Yani o inandıkları ruhları şekle sokuyorlar. Budizm, Budist formatlara bölündürmüşler. Evet, evet. Aynen öyle olmuşlar. İşte bildiğiniz gibi cenazeler yakılıyor orada inançlarından dolayı. Aslında bu yakma da Japonların işine geliyor. Çünkü zaten toprakları az, her yer dağlık. Yani bir de mezarlık içinde yer sıkıntısı yaşamıyorlar bu sayede. O ülkede şu an zaten sadece Müslüman ve Hristiyan mezarlıkları var. Hristiyanlık 1500'lü yıllarda bahsettiğim misyonerler aracılığıyla geliyor oraya. 1542'de. Ülkede Rusya ile tarihi düşmanlıkları devam ediyor hala. Kuzeyde bazı adalarda sıkıntı yaşıyorlar. Rusya 2. Dünya Savaşı sonunda o adaları aldı onlardan. O problemleri hala devam ediyor. Teknoloji ilim alanında bu kadar gelişmişler fakat eylemleri, hareketleri olsun Amerika'dan habersiz hiçbir şey yapamıyorlar. Şu anda öyle. Kontrol altındalar. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan dolayı askeri kuvvet kullanmayı artık reddediyorlar. Bize saldırılmadığı sürece biz kimseye kurşun atmayacağız diye. O yüzden de orduların ismini de öz savunma birlikleri olarak değiştiriyorlar. Asker sayısı da sınırlı değil mi şu an? 200 bin civarında bir askerleri var. Bu Amerika'yı aralarında anlaşmadan kaynaklanıyor. Tabii. Yani müttefikler zaten. Yani Amerika her daim yanlarında onların şu anda. Maalesef o durumdalar. Amerika'nın çok fazla sermaye yatırımı var mı ki Japonya'da? Yani o teknolojide çoğundaki sermaye Amerika kaynaklı mı ki? Aslında ondan dolayı değil de en önemli nedeni Rusya'ya yakın olması bence bundan. Bir de Rusya olarak kullanılıyor. Aynı zamanda tabii Rusya, yani Rusya'nın doğusu orası. Ondan dolayı Japonya, efendim buyurun. Hani Amerika destekliyor diye söylüyoruz da bu savaş teknolojileri olarak olduğu gibi Amerikan sermayesine ait. Mesela F-16'nın yan üretimlerini yapabiliyorlar kendisi, bir sürü şey firması. Ve kendi dağıtımını yapıyor. Çay töreninden bahsedeyim kısaca. Çay töreni onlar için geleneksel bir tören.
yaygın bir içecek, tabii bizim gibi sabahtan akşamda da içmiyorlar onlar. Onlar için bir ritüel olmuş, sunumundan, sunumun sırasında giyilecek kıyafetinden, ikramına kadar zaten her zaman içmiyorlar. Misafirler, özel misafirler, özel günlerde çay töreni düzenleniyor. Artık bunu dini bir ayin haline getirmişler. Öyle ki unutulmaması için de okullarda küçük çocuklarda eğitimlerini veriyorlar bunun. Tabii bu bizim anlamımız biraz zor çünkü biz sadece demine bir de şekerine bakıyoruz. Onun haricinde bizim için çay o kadar önemli bir şey değil. Yani Japonlar için gelenekleri, tabii dini, gelenekleri dinleri olmuş. Yani gelenekleri, gelenekleri ve unutulmaması için de bu dini bir ayin olarak getirmişler. Yani, evet, anlatmak istediğim bu zaten. Gelenekleri dinleri olmuş. Yani. Aynen öyle olmuş. Evet. Bu İngilizlerin çay saatiyle yani bir şey var mı? Bir bağlantı var mı? Yok, onlarla alakası yok. İngilizler çaya süt katıyorlar. Bunlar da öyle bir şey yok. Yani kaldı ki çay bizim gibi siyah yeşil çay değil, çay. Yeşil çay. Şimdi şey olarak da diyebilirsin, benzetme bir bitkilerin çaylarını. Hristiyanların şarap ve ekmek ayinleri gibi Japonlar da çay ayinleri yapıyor, evet, diyebilirsin. En yakın misal olarak bu. Osmanlı-Japon münasebetlerine gelince aslında bizim ilk münasebetimiz dediğim gibi 1274'te işte Cengiz Han'ın oğlu Kubilay Han vasıtasıyla oluyor. Onun haricinde zaten kapalılık dönemi, uzak olmasının nedeni var, ulaşamamızın nedeni. Sultan Abdülhamit Han zamanında ilk münasebetlerimiz başlıyor. Bu zamana kadar neden iç ilişkimiz olmadı? Aslında bu sorunun cevabı neden oraya İslam'ın gitmediği de aynı. Yani en azından tüccarlar falan niye gitmemiş? Hem de Endonezya'ya gelmişler, Malezya'ya gelmişler mesela. Ya işte gidilmiş ama geç gidilmiş dediğimiz gibi. Yani o 1854'te işte Amerika'nın sayesinde oran ticaret anlaşıldı. Neredeyse tabi döneminde gelemiyor bildiği kadarıyla. Ya o zamanlar öyle bir geliş giriş olmuş fakat yani tebliğ amacıyla değil, ticaret amacıyla gidilmiş gelmiş. Yani kayıtlarda da kaynaklarda da fazla bahsedilmiyor. Yani, çok nadir. Yanlış bilmiyorsam belki karıştırıyor olabilirim. Japonya ismi ilk Evliya Çelebi'de mi geçiyor? Yanlış mı hatırlıyorum? Japonya diye geçiyor. Yani şeyde, Katip Çelebi'de... Cehennem Ada mı geçiyor? Yani böyle bir şey Katip hatırlıyorum. Çelebi'de Japonlar diye geçiyor. J kullanmıyorlar, Ça kullanılıyor. İmparator Meiji 1868'de işte bu hızlı modernleşme safhasına başlıyor. Avrupa'ya işte Amerika'ya öğrenciler gönderiliyor. Tabii bu uzak doğu... Meiji restorasyonu diye mi geçiyordu? Tabii? Evet. Geçiyordu. Yani Meiji restorasyonu diye geçiyor. Aslında bu restorasyon bazılarımızca tanzimatla eşdeğer söylüyor ama hiç alakası yok. Tanzimatın amacı farklı, restorasyonun amacı çok farklı. Bu Japonya'nın güçlenmesi Rusya'yı çok rahatsız ediyor. Japonlar özellikle de Çin'i işgal edince 1894'te bundan dolayı Almanya ve Fransa ile ittifak kuruyor Rusya. Buna mukabilde Japonya İngiltere ile kuruyor. İngiltere ile kurduktan sonra da Rusya'nın batısında kalan en önemli devlet o zaman tabii Osmanlı olduğundan dolayı Osmanlı'yla da ilişki kurmak istiyor Japonlar. Yani ilk ilişki talebi onlardan geliyor bize. 1871'de Dışişleri Bakanı Katibi Fuji geliyor İstanbul'a, temaslarda bulunuyor. 7 yıl sonra bir Japon savaş gemisi geliyor, Avrupa seyahatine dönüşünde İstanbul'a uğruyor. Bu seyahat resmi bir seyahat değil, ziyaret değil ama Abdülhamit bu fırsatı kaçırmıyor. Geminin kaptanını misafir ediyor Yıldız Sarayı'nda. Sanırım orada İmparator'un yeğeni de var. O daha sonra daha geliyor, sonra. Onu daha sonra geliyor. 1881'de geliyor, 3 yıl sonra. Prens Katohito geliyor İstanbul'a. Prensin gelmesi de zaten Abdülhamit'in bu gemi subayına, kaptanına bizzat Yıldız Sarayı'nda ağırlaması, yemekler yedirmesi. İşte bundan dolayı Japonlar seviniyorlar bizimle ilgileniyor diye. İşte prens geldiği zaman
bir ticaret anlaşması öneriyor Abdülhamit'e. Fakat Abdülhamit o sırada Rusya'nın ve Avrupa'nın ürkütülmemesi için azami sarf et gayret sarf ediyor ve bu anlaşmayı onaylayamıyor mecburiyet karşısında. Bu anlaşma yapılamıyor ama 1887'de İmparator Mikado, Meiji'den sonra Mikado'nun amcası geliyor, Prens Komatsu eşiyle birlikte. Bu sefer Abdülhamit onları Dolmabahçe'de ağırlıyor. Japonya'dan gönderilen imparatorun mektubunu getiriyor. Bir rivayete göre o mektupta Rusya ile ilgili herhangi bir sıkıntınızda bize haber verin yeter gibilerinden bir tebligatı oluyor imparatorun Abdülhamit'e karşı. Yani ittifak önerisinde bulunuyor. Fakat o mektup herhalde Japonya'da bulunduğu için de tam bir sağlamlığı hakkında bir şey söyleyemiyoruz bunda. Ama öyle bir mektup var. Ama mektupta işte neler yazıldığı konusunda bir ihtilaf var. Aynı zamanda krizantemum denen Japonya'nın en büyük nişanını getiriyor. Abdülhamit o zamana kadar hiçbir yabancı ülkenin nişanını kabul etmiyor. Ama o nişanı seve seve alıyor. Çünkü Japonların ilerleyişini, modernleşmesini, Rusya ve Çin galibiyetlerinden dolayı Japonlara sempatiyle bakıyor artık Abdülhamit. Çünkü Rusların doğusunda Japonlar var, batısında biz varız. Bu insanları kıskaca alırsak yani başarıya ulaşırız gibilerinden bir düşüncesi var Abdülhamit'in. Japonlar tabi bu ısrarlı ziyaretlerine karşı artık yani Rusya'nın ve Avrupa'nın ürkütülmemesi için resmi bir temas da bulunamıyor Japonya'ya. Ama artık bu nişandan sonra, mektuptan sonra bir karşılık verilmesi gerektiğini düşünüyor. Ve göndereceği heyetin siyasi bir heyet olmaması gerekiyor. Çünkü Rusya'nın dediğim gibi yani ürkütülmemesini düşünüyor hala. Ve Ertuğrul mektep gemisi, yani eğitim gemisini göndermeye karar kılıyorlar. Yıl 1889. Gönderecekleri gemide siyasi mahiyet taşımayan bir heyeti görevlendiriyorlar. Bu gemide 56 subay, 594 er ve teknisyen var. Böylelikle şüphe uyandırmıyor bu seyahat. Abdülhamit bu seyahatle bir amacı daha var. Gemiyle uğrayacağı ülkelerdeki Müslümanlara halifenin de mesajını iletmek istiyor. Yani iki işi görmesi temennisinde bulunuyor. Gemi 1884 14 Temmuz'da hareket ediyor. Uğradığı ülkelerde büyük bir sevinçle karşılanıyor. Öyle ki gemi personeli 150 kişilik gruplarla uğradığı limanların camilerinin 150 kişilere gruplara ayrılıyor, camilere gidiyorlar, özellikle cuma namazlarını seçiyorlar. O münasebette halkla kaynaşıyorlar ve halifenin mesajını da iletiyorlar gruplara bölünüp. Gemi komutanı Osman Bey, Bahriye Nazırı'nın damadı bu, Miralay. Singapur'a geldiği zaman Mirlivalua, yani amiraliye terfi ediyor. O bir mektup yazıyor Abdülhamit'e. Olayların hiç beklenmedik şekilde büyüdüğünü, çünkü geminin Türk bayrağı taşıdığından dolayı İslam toprağı sayıyorlar. Oradaki Müslüman tebaa ve bundan dolayı biz İslam toprağı altında namaz kılmak istiyoruz diye gemiye hücum ediyorlar. Gemide namaz kılmak için sıraya giriyorlar. Bu şekilde tezahürat... Singapur'da mı, Japonya'da mı? Singapur'da oluyor bu olay. Daha Japonya'ya varmadılar. Bu tezahüratları karşısında tabii şaşırıyorlar ama yani halifenin de mesajın bu şekilde de ulaştığını fark ediyorlar ve seviniyorlar haliyle. Bu seyahat yaklaşık bir yıl sürüyor. 1897 Haziran'ında Yokohama limanına varıyor gemi.
Japonlar da haliyle gemiyi bekledikleri için coşkuyla karşılıyorlar. Osman Paşa İmparator'a Mikado'ya Abdülhamit'in mektubunu gönderiyor. Tabii mektupta ayrıntı verilmiyor yani ne yazdı da. Aynı zamanda Osmanlı'nın en büyük nişanlı ve de Abdülhamit'in bizzat gönderdiği kıymetli hediyeler var. Mücevherat, kitapları sunuyor. Ertuğrul orada 3 ay kalıyor. Orada geminin 50 kişilik bir bandosu var. O bando her akşam Japonlara konser veriyor. Aynı zamanda da geminin diğer personelinde Japonya'yı ziyarette bulunuyorlar. 15 Eylül 1890'da dönüş için hareket edilmesine karar veriliyor. Bu dönüş muhtemelen emirle geliyor İstanbul'dan. Ki bence emirle geliyor çünkü o sıralarda Japon Deniz Kuvvetleri karasularda bir tayfun bekliyor. Tayfun olacağından dolayı Osman Paşa'ya gitmemeleri, yani dönüşlerini ertelememeleri konusunda uyarı yapıyor. Fakat Osman Paşa inat ediyor. Bu inat etmesi de herhalde İstanbul'dan gelen bir emir nedeniyle oluyor. Daha hareket ettiklerinden ertesi günü karasularından çıkmadan tayfuna yakalanıyor gemi, kayalıklara vuruyor ve batıyor. Maalesef orada 581 kişi şehit oluyor. 69 kişi o sıradaki olayı gören köylüler sayesinde, Japon köylüler sayesinde kurtarılıyor. İmparator olaya çok üzülüyor. Hatta Japon donanmasına, kendi yardımcılarına bayağı bir kızıyor. Yani neden gönderdiniz madem tayfunu biliyordunuz gibilerinden falan. Çok da üzülüyor İmparator. Özel doktorlarını bilhassa gönderiyor oraya yaralıları tedavi için. İki gemi yaralılarla beraber iki gemi İstanbul'a gidiyor. Yaralıları götürüyor. Aynı zamanda bazı cenazeler İstanbul'a gidiyor. Diğer cenazeler de orada gömülüyor. Gömüldükleri yerde de Ertuğrul anıtı dikiliyor. Olayın yaşandığı yerin hemen tepesine bir yer görüyorlar. Evet, kayalıkların karşısı oluyor evet. Orası. Peki Japonya'da kalan oluyor mu askerlerden? Kalan olmuyor. Yok, kalan yok. Zaten 69 kişi var. Onlar da belli insanlar. Osman Paşa da şehit oluyor orada. Şehit olanlardan biri de Can Yücel'in büyük dedesi Ali Paşa. Kaptan Ali Paşa diye geçiyor. Abdülhamit Han bu olaydan dolayı muazzam bir üzüntüye kapılıyor. Rivayete göre yani neredeyse bir hafta boyunca yemeden içmeden kesiliyor. Çok üzülüyor bu olay karşısında. Bu gemi 1863 yapımı, aslında eski bir gemi denilebilir. Yani 1863-1890 27 yıllık bir gemi. O gemi neden gönderiliyor? Bazıları o geminin çürük olduğunu, gönderilmemesi gerektiğini söylüyor Abdülhamit'e. Bahriye Nazırlığı tarafından. Fakat gemi o zamanın donanmanın en güzel, en gösterişli gemisi olduğu için onu gönderiyorlar ve amaca uygun bir yönetim. Yani savaş gemisi değil, mektep gemisi haliyle. Facia sonrasında şehit aileleri için Japonya'da yardım kampanyası düzenleniyor. Gazeteci Torajiro Yamada, ünlü bir gazeteci o zamanın, onun öncülüğünde yardım kampanyası toplanıyor. Yardım kampanyasında paralar toplanıyor. Yamada bu parayı dışişlerine götürüyor. Fakat dışişleri bizzat kendisinin götürmesi gerektiğini, bu sayede dostluğun daha iyi pekişeceğini düşünüyor. Ve yanında Sotara Noda adında bir başka gazeteciyle beraber İstanbul'a geliyorlar. 1892'de İstanbul'da paraları teslim ediyorlar. Abdülhamit Yamada'yı ağırlıyor, misafir ediyor. Noda geri dönüyor. Yamada'dan ricada bulunuyor. 2 yıl zarfında ülkede kal. Ve 7 subayıma Japonya öğret diyor Yamada'ya.
Yamada da bunu kabul ediyor. Bu 7 subay arasında Mustafa Kemal'in olduğunu söyleyenler var. Suna yakın gibi illerine. Fakat ben hiçbir yerde bunu göremedim. Hayat hikayesinde de göremedim Mustafa Kemal'i. O bir söylentiden ibaret bence. 2 yıl burada kalıyor. Türkçe öğreniyor ve İslam'ı öğreniyor. Müslüman oluyor. Abdülhalil adını alıyor. 2 yıl aradan sonra Japonya'ya geri dönüyor Yamada. Ardından Noda geliyor. Noda da tabii devam ediyor bu eğitime ve o da Müslüman oluyor. Ve Abdülhakim adını alıyor. Yamada ve Noda da ilk Japon Müslümanlar olarak tarihe geçmiş oluyorlar. Yamada'dan biraz bahsedelim. Yamada İngilizce, Fransızca, Almanca ve Çince biliyor. Varlıklı bir aile mensubu, ünlü bir gazeteci. O zamanın Japonlar arasında tanınıyor. İslam'la tanıştıktan sonra 20 yıl Türkiye'de kalıyor. Beyoğlu'nda bir Japon ürünleri satan bir dükkan açıyor. Ticaretle uğraşıyor. Bu Ertuğrul Amma abidesini de öneren Yamada. Onun sayesinde, onun çabalarıyla yapılıyor. Bu Trabzon hurması dediğimiz bir meyve var, domatese evet. benzer. O meyvenin tohumlarını da Japonya'dan bu Yamada getiriyor Türkiye'ye. Bu da bir hoş bir anı. 1957'de 91 yaşında vefat ediyor. 1902 yılına geldiğimizde Abdülhamit Han, Yokohama Limanı'nda bir cami yapılması için Muhammed Ali isminde bir imam görevlendiriyor. Fakat bazı sorunlar çıkıyor. O proje tamamlanamıyor. 1904-1905 Rus-Japon Savaşı'nda Abdülhamit o sırada bir askeri ateşe görevlendiriyor. Miralay Pertev Demirhan Bey. Bu askeri ateşe oraya gidiyor. Orada Japon generali misafiri oluyor ve bizzat Mançurya'ya gidiyor. Japon'un Ruslarla savaşmasını seyrediyor. Cepheden takip ediyor. 1903'te Abdülreşit İbrahim, Japonya'da İslam deyince ilk akla gelen insan, Japonya seyahati var. Kronolojik olarak ondan bahsederiz. Abdülreşit İbrahim Bey ilk seyahatinde Japonların ahlaki durumlarından dolayı Müslümanlığa yatkın olduklarını hissediyor ve Abdülhamit'e bir mektupla yardım istiyor, mektup yazarak. Yalnız Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesiyle ilişkiler ardından bozuluyor. Araya da 1. Dünya Savaşı giriyor. 1925'e kadar da ilişkilerimiz bir nevi kopuyor. 1925'te karşılıklı elçilikler açılıyor. 26'da, 31'de yine karşılıklı ziyaretler gerçekleşiyor. 1945'e gelince 2. Dünya Savaşı'nda ilişkimiz kesiliyor yine. Savaşın seyri netleştiği zaman Türkiye hükümeti uyanıklık yapıp Japonya'ya savaş ilan ediyor. Bir karımız olacakmışız gibi sanki. Ondan dolayı da 1952'ye kadar da ilişkilerimiz kopuyor. Orada biraz zoraki bir şekilde benim bildiğim kadarıyla İsmet Paşa'ya Batılı devletler dayatmadan bulunuyor ki Birleşmiş Milletler'in kurucusu olması. Evet. Eğer Japonya'ya dünya yani Japonya savaşı ilan etmezse kurucu kategorisine giremezsin diye tehdit ediyorlar. Biraz orada zoraki kalıyoruz, mecbur kalıyoruz. 58'de Adnan Menderes'in bir ziyareti gerçekleşiyor oraya. 1985'te önemli bir hadise var, ondan bahsedelim. İran-Irak Savaşı gerçekleşiyor. Saddam Hüseyin sanırım Mart, 18 Mart herhalde. Bir gün sonra İran'a gireceğim diye bir beyanatta bulunuyor. Bombalama yapacağım diye bir beyanatta bulunuyor. O sırada bütün İran'da yabancı ülkenin vatandaşları ülkeyi terk ediyor, terk etmeye başlıyorlar. Fakat İran'da bulunan Nisan
otomobil fabrikasının çalışanları ve aileleri yaklaşık 215 kişi. Evet, 215 kişi terk edemiyor ülkeyi. Çünkü olsa da Japonya'dan uçak istiyorlar. Irak tehdit ediyor, hava sahamıza gelirseniz bombalarız diye uçağı. O yüzden çekiniyor, insanları orada mahsur kalıyor. Sanırım ülkenin Japon Büyükelçisi o sırada Türk Büyükelçiliğini arıyor, yardım istiyor. O sırada Turgut Özal var ülkede, başbakan. Turgut Özal yardım etmeye karar veriyor ve Türk Hava Yolları vasıtasıyla ülkeye uçağı gönderiyor. Bu 215 kişi tahliye oluyor. Bundan dolayı da Japonlar oldukça bize minnettar kalıyorlar. Bize karşı sempatileri de iyice artıyor. 1999'da da bu sefer depremler sonrasında Japonların bize bir yardımı var. Yaklaşık 5 milyon yen o zamanın parasıyla bir yardımda bulunuyorlar. İnsanlar kurtarma faaliyetlerinde bize bulunuyorlar, geliyorlar. Bu şekilde ilişkilerimiz de devam ediyor. Ta ki bu zamana kadar. Zaten bundan sonra da fazla bir şeyimiz yok. İşte Barış Manço vesilesiyle 1990'larda işte bir münasebetlerimiz oluyor. Biraz da Japonya'da İslamiyet konusundan bahsedelim. Ülke 127 milyon nüfusu var. Fakat buna rağmen yaklaşık 300 bin Müslüman var orada. Bunun 50 bini yerli Japon. Diğerleri de yabancı millet, işte oraya giden çalışanlar, öğrenciler, Endonezya, Singapur, Filipin, Taylandlı, Türk. Peki neden bu kadar az Müslüman var ve neden İslamiyet oraya geç gidiyor? Çünkü bildiğim kadarıyla dünyada İslamiyet'le en geç tanışan ülke Japonlar. Coğrafi konum diyebiliriz. Etraf denizlerle çevrili. İşte yaklaşık 250 yıllık bir dışa kapalılık süreci var. Nedenlerinden biri bu. Budizm yaygınlaştığı zamanlarda bir Çin hayranlığı var. 500'lü yıllarda, 6. yüzyılda. Nedenlerinden biri odur. Bir de oraya gelen misyonerler İslam'ı yanlış tanıtıyorlar. Ve halen de İslam yanlış tanıtılıyor orada. Kavgacı, ülkeleri, İslam ülkeleri aç, yoksul, sürekli bombalama, intihar eylemleri. Bir de İslam hakkında bilgilerinin az oluşu, tebliğe giden insanlar, alimlerimizin az oluşu. Hatta bu konuda İmparator Meiji 1889'da Abdülhamit'e bir mektup gönderiyor. İşte o mektupta bahsetmiştik, prensle gönderdiği mektupta. İslam dini hakkında bilgi istiyor, alimler gönderilmesini istiyor. Hayır kurumları, özellikle vakıflar hakkında bilgi istiyor Meiji. Bilgileri gönderiyor, kitaplarını elinden geldiğince gönderiyor. Fakat alim konusunda yardımcı olamıyor. Çünkü alimlerin yetersizliğinden, bir de Osmanlı İslam düşmanlarının faaliyetlerinden bulunacağından dolayı olumlu cevap veremiyor. Yani alim konusunda sıkıntı oluyor ama Abdülreşit Efendi sayesinde o sorun da aşılmış oluyor bir zamanda. Bazıları diyebilir, bu Meiji neden Abdülhamit'e ilgi duyuyor? İnsanlar sadece Osmanlı olduğu için düşünüyorlar. Halbuki Abdülhamit'in diğer bir vasfı da halife olmasıydı. Yani halifelikten dolayı Meiji direkt Abdülhamit'le münazarada bulunuyor. İslam'ın geç tanıştığını söyledik. 1751 yılında ilk defa bir Japon bir alim, bir yazar tarafından İslam
konusu geçiyor bir kitabında. Batı raporu de herhalde kitabın adı. O kitapta İslam hakkında bilgiler geçiyor. Yani ülkeyi İslam'la 1751'de ancak tanışabiliyor, öyle diyelim. 1890'da Ertuğrul gemisiyle gerçekten bir Müslüman tebaayla tanışmış oluyor Japonlar. Ardından 1908'de Abdülreşit Efendi geliyor. Ondan birazdan bahsedeceğiz. Abdülreşit İbrahim Bey'den. 1909'da Yamaoka isimli bir Müslüman, tabii Abdülreşit Efendi sayesinde Müslüman olan bir insan hacca gidiyor ve bu ilk hacı Müslüman olarak biliniyor.